Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu güzel çantamızı çalışacağız. Uzun zamandır bu çantamızı bekleyen arkadaşlarımız da var. Fırsat buldukça, vakit buldukça sizlerle çantalarımızın nasıl yapılacağını gösteriyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar, bu çantamız için hepiniz bu çantayı tanırsınız. Bu çantamız için makrome. Çantalarımıza genelde biliyorsunuz pamuklu makrome kullanıyoruz. Ne kadar gidecek demeyin çünkü zaten şu renk çok fazla gidiyor. Buna bir tane alırsanız beyaz, turkuaz mavisi ve lacivert ortada. Dört renkten oluşuyor. Pamuklu makrome. Marka falan da ben kilo iş alıyorum makrome iplerim arkadaşlar. Daha güzel oluyor, tok duruyor. Siz de bu tür çantalarda portföy gibi olacağı için hani elde daha güzel durması için biraz kalın tercih edebilirsiniz. Bu çantamızı penye ipten de yapıyorlar. Ondan da güzel olur. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar tığımız ben ipime göre yapıyorum. 3 numara. Bakın şurada yazıyor. Şu 5 sizin kafanızı karıştırmasın. Şu 3 numara tığımız görmüş olduğunuz gibi. Ben ipimin kalınlığına göre tabi biraz daha kalın olursa ipiniz 4 numarayla yapabilirsiniz. Ben 3 numarayla yapacağım. Biraz da sert durması için. Şimdi başlangıç olarak lacivert iple ortamızı başlıyoruz. Ortayı sihirli halka ile yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde alıyoruz. Her zamanki gibi bunu biliyorsunuz zaten. Diğer videolarımda göstermiştim. İkili trabzanla içine 14 tane dolduracağız. Yani 14 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ilmek çekiyoruz. Bir, iki kere de çıkartacağız. 14 tane ikili trabzanımızı yapalım. Üç, altı, dokuz, on, 11, 12, 13 ve 14. Sihirli halkamızın tam ortasını çekip orta boşluğu kapatıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra ilk başlangıç yerimiz vardı. Bakın burada. Hemen ilk ilmeğimizin zincirin üst tarafındaki başlangıç yerine bunu böyle sabitliyoruz. Ve bir zincir çekip artık lacivertimiz bu kadar olduğu için bunu kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun arkasından bir tanesini yürütelim. Çünkü içeriden yürürse kaba durmasın çantamızın ilmekleri. Şimdi bunu içeriden geçirdik. Şu kalabilir. Bunu içeriden yürüteceğiz şimdi arkadaşlar. Aynı yerden başlamayın. Ben böyle renkli yaptığım zaman hiçbir zaman kırdığım yerden başlamıyorum arkadaşlar. Çünkü ipler hep üst üste gelsin istemiyorum. Orada bir potluk, çirkinlik oluşmasın diye başka bir yerden, herhangi bir yerden şimdi başlayacağım sizlere. Turkuaz mavimize geçiyoruz. Direkt şurayı orta yapıyorum. Şuradan ilmeği takıp içinden geçirdim. Bakın bu kadar, böyle başlıyorum. Şimdi bunu içeriden yürüteceğim. Arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzanla ilmek oluşturdum. Bakın. Şimdi bütün ilmeklerimiz bu ilk sırada turkuaz mavisinin ilk sırası, yani bu ikinci sıramız. Şu 1, bu da ikinci sıramız. Her bir ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Fakat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane
İlmeğimizi 14'e çıkartacağız. Yani 2 litre abzanla. Sonra şurada bir orta oluşturacağız. Göstereceğim şimdi. Her ilmeğin ortasına, ikinci sıramız böyle. 2 litre abzanla şu şekilde yapıyoruz. Her ilmeğe 2 tane 2 litre abzan arkadaşlar. Bakın burada şöyle lacivert olduğu için tam ortası tam görebilirsiniz. Hemen orada bir tane boşluğumuz var zaten. Ona da yaptım. Şimdi ne oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani burası motifimizin yan tarafı olacak. Bir tarafı. Şimdi bu tarafı da yapmak için şuralardan tabii ki bakın şöyle oval olması için buradan 2 zincir çekiyorum. Burayı orta oluşturmuş oldum. 2 zincir çekip diğer tarafa normal hiç ilmek falan atlamıyoruz. Hemen diğer boşluğa ikili trabzanla devam ediyoruz. Diğer tarafa böyle şu tarafı yaptığımız gibi her ilmeğin içine ikili trabzan yapıyoruz. Pardon, şunu bir tane yaptık. Evet, iki tane olacak. İki tane de buraya sonuncuyu yapıp şimdi tekrar sayalım bu zincirden sonra arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu. Bakın. Şimdi buraya da iki zincir çekiyoruz. Pardon, burada bir ekleme yerlerinde bir zincir çekiyoruz. Buraya birleştireceğiz. Şimdi ben bakın bunda hiç birleşme yerimiz mesela şuradan birleşip şöyle bir çizgi gibi hiç birleşme yerimiz belli değil. Bakın arkadaşlar, çünkü birleşme yerini ben bu delik yerine getiriyorum. Sadece birleşme yerimizde oradan devam ediyorum ve hiç belli olmuyor. Bakın hiçbir şekilde bütün çantalarda da bunu yapabilirsiniz. Bu şekil olan çantalarda, yani düz olan çantalarda demek istedim. Şimdi nasıl birleştireceğiz? Zigzag çantamızda da birleşme yerinde göstermiştim aynı teknik. Bir tane zincir çekiyoruz. Milüstü alıyoruz. Buraya bakın şu zincirimiz vardı. 3 tane. Onun tam ortasına batıyoruz. Fakat çektikten sonra üçünü birden alıyoruz. Burayı birleştirmiş olduk. Hem de çantamızın tam birleşim yeri oldu. Görünmemesi için dolduracağız çünkü. Bir zincir çekip, yani yalancı sık iğne diyoruz buna. Bir milüstü alıp birden çekiyoruz. İki kere de çekmiyoruz. Burayı yaptık. Şimdi ikinci, üçüncü sıraya geçiyoruz. Bir, iki, üç zincir çektik. Bakın burayı şura gibi oluşturmuş olduk. İlk başlangıç olarak 3 tane dolduruyoruz. 1, 2, 3 olmuş oluyor zincirle birlikte. Bakın birleşme yerimiz kapanmış oldu arkadaşlar. Hiç gözükmeyecek çünkü hep birleşme yerimiz burası. 3, zincirle birlikte 3 tane. Daha sonra bütün ilmekleri arkadaşlar her birine birer tane yaparak tam orta yeri bulacağız burada da. Nasıl mı? 2, 4, 6, şu 7. tam ortamız şurası. Bu ortaya bandığımız zaman arkadaşlar, bakın şuraya batırdığımız zaman, bak zaten gerildi. Burada sadece ortada bir artırma yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha trabzan örüyoruz ve devam ediyoruz. Buralarda artırma yapmıyoruz. Çok fazla. Bu ikinci sırasında demek istedim.
Daha sonra diğer köşeye geldik bakın arkadaşlar. Köşe demeyelim, orta diyorum. Buraya bir, iki ve üç tane trabzan yaptık. Yani artma işlemimiz aslında buralardan olacak. İki zincir çekiyoruz. Diğer tarafa da iki, üç tane dolduruyoruz. Sonra her ilmeğimize birer tane yaparak geçiyoruz ortaya kadar. Ortayı burada da bulacağız arkadaşlar. Yedinciye iki tane batacağız. İki, dört, beş, altı, yedi. Evet, burası. Ve buraya aynı yere bir trabzan daha yaptık. Şimdi normal dümdüz ilerliyorum. Buraya geldik. 3 tane de buraya. Yani bu artmalarımız bu zincirlerin ortalarına 3 3 yapacağız. Yani 3 bu taraftan 3 o taraftan artmış olacak arkadaşlar. Bakın. Şimdiden göz şeklimiz oluşmaya başladı. Ne yaptık? Buralardan 3 buradan artırdık. 3 buradan, 1 buradan, 1 buradan, 3 buradan, 3 buradan. Yani bu üçler hep devam edecek zaten arkadaşlar. Bu deliklerin içindeki 3 tane artmalarımız. Şimdi bir buradan bir buradan aynı artırdığımız yerin tam üstünden yine artırmalar yapacağız. Şuralarda da her sırada birer tane artıracağız. Yani şimdi üçüncü sıra, dördüncü sıraya geldiğimizde arkadaşlar, şimdi beyaza geçeceğiz zaten. Şu birleştirmeyi tekrar göstereceğim. Beyaza geleceğiz. Şimdi burayı birleştirip bunu kıracağız. Beyaza geçtik. Beyazı da normal örerken arkadaşlar şuralarda bir tane artıracağız. Şu artırdığımız yerin tam içinden bir tane artıracağız. Ve şuraya geldiğimizde bir tane de buradan artıracağız. Yoksa şöyle durur artırmalar yapmazsak. Tekrar bu tarafa gelirken bu artırmalar buradan zaten 3-3. Şu ortadan tam arttırdığımız yerin içinden bir de şuradan yapacağız. Her sırada aynı işlemi yapacağız. Şimdi göstereceğim yine size. Burada arkadaşlar birleştirme işleminde yani ipi kıracağımız için devam etseydik öyle yapmayacağız. İpi kıracağımız için bir zincir çekiyorum. İki çekersek çok delik oluyor. Bunun ortasına ipimi içeriden kaydırarak bir zincir çekip bu ipimizi kırdık. Beyaza geçeceğiz şimdi. Beyaza geçerken arkadaşlar hep söylediğim gibi kırdığımız yerden başlangıç yapmayacağız. Şu taraftan başlayacağız. Şimdi buradan ipimizi geçirerek 3 zincirimizi çektik. İçine de 3 tane doldurduk. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Her bir ilmeğe birer tane dolduracağız. Şimdi buraya geldik. Buranın orta şu bakın şurada artma yerimiz. Şunun ortasında buraya bir tane artış yapacağız arkadaşlar. Bakın. Sonra devam edip şurada artırma yerimizdi tam ortası. Buraya tekrar aynı yerin üstüne yani içine bakın şu artmanın içine tekrar artma yaptım. Ve bu şekilde bu tarafa doğru her bir ilmeğe trabzanlarımı örüyorum. Bakın burada bir boşalma oldu. Yani burada bir tane artışı burada yapabilirim hemen. İlla belirli bir nokta yok bu artmalarda. Gerektiği yerde hemen
artışlarımızı yapabiliriz. Bir de bir şey daha göstereceğim şimdi. Köşeye geleyim size arkadaşlar. Şimdi buraya da 3 tane dolduruyoruz boşluğun içine. 1, 2, 3 doldurduk. Şimdi 2 zincir çekip aynı yere 3 tane daha dolduruyoruz. Bura bizim köşe yerlerimiz. 3. Daha sonra her bir ilmeğe birer tane yaparak ve şu ipimi de içeriden geçirerek arkadaşlar. Şimdi şurada bir yerde artırma yapacağım. Şu artırdığım ilmeğin üstüne artış yapacağım. Bir de şuralarda yapacağım. Şimdi bu ortadaki artma yerinin arkadaşlar, şu artma yerinin hep aynı yere artışımızı yapacağız. Fakat bu yanlarda aynı yere denk getirmeyeceksiniz. Bu buradaysa diğer artış ya burada olsun ya burada, üst üste denk gelmesin. Şu boşluklarda, şuralarda yaptığımız artmaları, bunu mutlaka iyi dinleyin ki orada sonra çantamız böyle köşeli olmasın. Köşeli olur yoksa. Şimdi devam ediyoruz. İpimi de içeriden yürüttüm ve şurada bir artış yapmak istedim. Şöyle. Sonra yukarıdaki köşeye kadar, yani artma yerine kadar dümdüz örüyorum. Şurası artış yerimizdi. Bakın zaten her zaman yuvarlak çantalarda da sizlere söylüyorum. Bakın ilmek geriye doğru yattı arkadaşlar. Yani ben bir ilmek daha yaparsam şöyle büzer. Şimdi bu ilmek artış nerede yapacağız diye soruyorsanız, bakın hani yuvarlak çantalar için de söylüyorum. İlmek geriye doğru yattıysa burada bir boşluk oluşacağı için aynı yere bir tane daha batırdığınız zaman bakın ilmek düzeldi. Yani burayı rahatlattık arkadaşlar. Artışımız bu şekilde oldu. Yuvarlak çantalarda da böyle deneyebilirsiniz. Ya büzüş olmaz ya kiloş gibi olmaz. Artışın üstüne tam aynı yere, bunlar aynı yere demiştik. Devam ediyoruz bu şekilde. Bakın burada da bir artma yapacağım. Yine ilmek geriye kaydı. Bakın arkadaşlar. Buraya bir tane yaptığım zaman ne oldu? İlmeğimiz biraz düzeldi, değil mi? Yani orada bir artma istedi. Şimdi boşluk yere geldik. Buraya da 1, 2, 3 tanemizi doldurduk. Köşeleri biraz, bu üç taneleri biraz uzun çekerseniz daha hoş durur. Tombul durmaz çantanız arkadaşlar. Uzunlamasını olur şöyle. Bakın. Ben çok uzun çekemiyorum derseniz orada 2 mil üstü de alabilirsiniz. Şimdi köşemizi, onu tekrar göstereyim size nasıl birleştirdiğimizi. Burada bir zincir çekiyoruz. Burada birleşme yerimiz, artık ip kırmayacağımız için. Bir zincir çekip 1 mil üst alıyoruz. Zincirin tam orta yerine batıp hepsini birden çektik. Bakın birleşme yerimiz böyle olacak. Şimdi 1, 2, 3 tanesini çektim 3 zinciri. Tekrar aynı işlem. 3 tane dolduruyorum. Direkt dümdüz devam edeceğim. Şu orta artırma yerine gelene kadar herhangi bir yerde artış yapacağım ama bu artışlar denk gelmeyecek üst üste. Bunu mutlaka şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü köşeli gibi olur. Çantamız aynı yerlerden artarsa. Şu görüntüyü vermez. Ben hemen şurada artma yerim şuradaymış. Ben hemen şuralarda bir yerde bir tane artış yapacağım. Nerede artırdığınız önemli değil, sadece üst üste gelmesin.
Ha baktınız ki arkadaşlar şu ilerleyen sıralarda bazen çantamız gerilebiliyor. Hani ilmek hani diyorum ya size geriye doğru atıyor ilmeği. Oralarda illa bir tane değil iki tane de artırabilirsiniz. Yani onda sorun yok. Yeter ki şu şekilde dümdüz olsun. Çantamız şöyle de durmasın, kiloş da durmasın. Şimdi orta yere kadar geliyorum. Burası tam ortamızdı. Şurası aynı yere tekrar battım. Şimdi dümdüz diğer köşeye kadar arada bir tane artırarak gideceğim. Şimdi şurada bir tane daha artırmak istedim. Buraya kadar zaten anlamışızdır, değil mi arkadaşlar? Zaten bundan sonrası aralarda birkaç tüyolarımız var yine yani gerilme açısından belki çift artırabilirsiniz diye. Normalde 1 2 zincir çekip köşemizi 3 tane trabzan yaparak tamamlıyorum. Sonra direkt örüyorum. Şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. Bu yuvarlak çantalarda, bu tür çantalarda hani kıvrılacak mı, kiloş mu olacak diye korktuğumuz çantalarda arkadaşlar sürekli ben mesela bir sıra gidelim, bir sıra hemen elimle sıvazlarım ki düzgün bir şekilde çıksın diye. Bakın bu şekilde ilerliyor. Göz şeklimiz oluşacak. Şimdi şurada da bir tane artış yapacağım. Direkt ortaya kadar da devam edeceğim arkadaşlar şimdi. Anlattığım için böyle tek tek gösteremedim ama arkadaşlar zaten basit bir çanta. Örgüyü biliyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız da anlatımlardan yapabilir. Şimdi tam ortaya geldim. Şimdi burada aynı yere bir daha artma yaptım ve dümdüz aşağı doğru gidiyorum. Ve burada bir artma yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bir tane sıra lacivert, iki sıra turkuaz mavi, iki sıra beyaz yaptım. Tabi bunları fazlatıp çoğaltmak diye değişik renklerde yapmak hepsi sizin tercihiniz. Öğrendikten sonra her türlü iplerle de ölçülerle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada 3 taneyi doldurup ipimi kıracağım. İki zincir çektim. Zincirin tam orta yeri var. Bakın arkadaşlar şurası. Çekip içinden kaydırıp bir zincir çekip ipimizi kırıyoruz. Beyazımızı da. Bu kadar. Bakın. Şimdi arkadaşlar asıl ana rengimize geliyoruz. İpimizi alalım. İpi buradan kırdık. Biz buradan başlayacağız. Her zamanki gibi aynı yerden ip potlu olmasın.
Şimdi burada iki zincirimizi çektik. Üç de çekebilirsiniz, iki de fark etmez. İki, üç tane dolgumuzu yaptık. Direk her birine tek tek örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane artırma yapıyorum. Devam ediyorum. Ve orta yere geliyorum. Burası orta yer. Şunu da bir tane daha dolduruyoruz. Arkadaşlar birleştirme yerimizi de gösterdim. Şuraya geldiğimizde nasıl birleştiriyoruz zaten buralarda gösterdim. Aynı şekilde yani şuralarda bir tane, tepede bir tane, şu yanlarda bir tane, 3 buralardan artırarak çantamızı 4 sırada bundan, yani şu renkten de 4 sıra örüp şuraya kadar gelelim şimdi. Sonra dikmeyi göstereceğim. Dikmeyi de aslında bir önceki videomdaki yuvarlak çantanın dikimiyle aynı yapacaksınız. Yine ben küçük bir bölümünü gösteririm. Sonra arkadaşlar bu çantamızın tam şurasına şu yanlardan birazcık dikip tam orta yerine de fermuarı dikerseniz çok güzel olur. Şimdi biraz örelim. Tekrar son sıraya geldiğimizde tekrar bakalım. Evet arkadaşlar biraz ördüm. Aynı şekilde anlattığım gibi burada ne yaptıysak buralarda da şu şekilde. Şimdi son sıramızı geçiyoruz. Sonra kenar kısmımızı yapacağız. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. İpimizi aşağıya bir koyalım. Bu çantamızda isterseniz yanlarına, alt kısımlarına püskül yapanlar var. O öyle de güzel olur. Onlar size kalmış arkadaşlar. Bir de uzun kulp takabilirsiniz. Bunlar hep sizin tercihleriniz. Veya bunu bu kadar büyük değil, biraz daha küçüğünü yapabilirsiniz. Küçüğünü derken 3, 4 sırada değil de 3 sırada bitirebilirsiniz mesela. İpinizin kalınlığı, inceliğine göre illa bu şekilde olması şart değil. Büyüklüğünü kendiniz sırasını belirleyerek ayarlayabilirsiniz. Belki ipiniz kalın olabilir. Bu kadar sırası biraz büyük olabilir mesela. Onu size kalmış. Orta yere bakıyorum. Şurada bir artırma yapacağım. Şimdi ortaya geliyorum. Şurası orta yerimiz. Ve burada bir artırma yapıyorum aynı yere batıp. Şöyle şu şekilde. Bakın burası böyle artma yerimiz şurası. Sonra diğer uca gelene kadar arada bir tane daha artıracağım. Fakat bu ipim biraz kalın çıktı. Çok artırınca kiloşlanma olmasın diye artırmaya da bilirim orada. Gördünüz mü arkadaşlar?
Şuraya geldiğimizde bitireceğiz. İster çit dikebilirsiniz, ister fermuar dikebilirsiniz. Sona geldik. Şimdi burada o kenar kaydırmamızı yapacağız. Bir zincirle hemen buraya ipimi kaydırarak birleştirdim. Son bittiği için arkadaşlar şu şekilde. Şimdi tam kenarı nasıl yapıyorduk? Şu ilmeklerimizin içinden geçirip ilmeği arkadan çıkartıp içinden kaydırıyoruz diğer ilmeği. Şuradan geçiriyoruz. Çıkartıp içinden kaydırıyoruz. Çıkartıp içinden kaydırıyoruz. Şöyle. Yani şöyle olması lazım diye. Hem dikimi için hem ağız kısmı da sert olsun diye arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Çıkartıp içinden geçiriyorduk. Tabii ben kolay yolunu buldum arkadaşlar. Öyle yapıyorum. Bu şekilde. Batırıyorum. İlmeği direkt çıkartıyorum. Videomuz çok uzun olmasın. Kenarımızı buraya kadar bitiriyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Bakın burası da ağız kısmımız olacak. Üst üste koyduğumuz zaman arkadaşlar, şimdi bu kenar kısmı şuraya kadar geldik. Buraya kadar getiriyoruz. Sonra şu ağız kısmı şurası olacaksa eğer, biraz şu şekilde açık bırakıyorum. Çünkü cüzdanlarınız falan sığabilecek şekilde. Şu kadar. Şu kenarlardan şöyle 4'er santim, 5'er santim veya siz kendi isteğinize bağlı. Şuralardan şu kadarını dikiyoruz arkadaşlar. Şu kadarını şuraya fermuar dikeceğiz. Şöyle fermuarınızı dikebilirsiniz veya çıt yapabilirsiniz ağız kısmına. Şu kadardan böyle diğer tarafını şuraya kadar şöyle dikeceğiz. Burası da ağız kısmı olacak. Çantamız bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Güzel anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir sorunuz olursa tekrar yorumlarda sizi bekliyorum. Videomuzu seyredip beğendiyseniz beğenme tuşuna basmanız iyi olur arkadaşlar. Çok sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Size daha güzel çantalar gösterebilmek için bunlara benim de ihtiyacım var. Hepinize kolay gelsin.